Merhaba sevgili dinleyenler. Bu programımızda sizlere Aziz Nesin'in Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz adlı eserini tanıtacağız. Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz, Yaşar adlı bir gencin nüfusa kayıtlı olmadığı için başından geçen komik, şaşırtıcı ve üzücü olayları dile getiriyor. Düşündürürken güldüren, güldürürken düşündüren bir roman. Romanın kahramanı Yaşar, düştüğü cezaevinde başından geçenleri diğer tutuklulara anlatmaya başlar. Onun ilginç hayat hikayesini dinlemek, diğer mahkumlarda adeta bir tutku haline alır. Sevgili dinleyenler, Yaşar'ın hikayesi o kadar ilginç ki, dinleyende olduğu kadar okuyanda da büyük bir merak uyandırıyor. Cezaevine ilk girişiyle başlayalım. Yatağın, yorganın yok mu senin? Yok. Suçun ne? Suçu da yoktur. suçum mu? Suçum... Hiç. Nasıl? Ben demedim mi size suçu yoktur diye? Camiden alıp getirmişler zavallıyı. Ya bunca yıl hapisteyim. Bugüne kadar bir Allah'ın kulu da çıkıp suçum şudur demedi be. Ayıp değil arkadaşım. Yiğit olanın başına her bir hal gelir. Adın ne? Yaşar. Soyadın? Yoksa soyadın da mı yok? Var ama... Varsa söylesene yav. Yaşamaz. Ne? Yaşamaz. Yaşar yaşamaz öyle mi? Evet. Doğrusunu istersen ben yaşamıyorum ki. Kim yaşıyor ki Yaşar yaşamaz? Hangimiz yaşıyoruz ki sanki? Yok abi bu öyle değil. Benimki sizinki gibi değil. Seninki nasıl? Siz gene iyi kötü yaşıyorsunuz az buçuk. Ben hiç yaşamıyorum. Hepten yokum. Görünüşüme aldanmayın. Gerçekten ben yokum. Kafayı üşütmüş bu. Demek sen şimdi burada yoksun. Yokum ya. Yani yok sayılıyorum. Keçileri kaçırmış bu yahu. Anlatsam siz de yaşamadığımı anlardınız. Anlat bakalım hadi. Yaşamadığımı... İlkin 12 yaşındayken anladım. Yaşar böylece hikayesini anlatmaya başlar. Nüfus kütüğüne Çanakkale Savaşı'nda şehit düştüğü kaydedilmiştir. Bu hata yüzünden yeni bir nüfus kaydı da yaptıramaz. Babasıyla beraber yetkili mercilere başvururlar ama ellerine hiçbir şey geçmez. Yaşar, yaşamasına rağmen nüfusa göre şehit olarak kabul edilir. Nüfusta yapılan bu hata Yaşar'ın bütün hayatını alt üst eder. Gelin onun ağzından dinleyelim. Yaşıtlarım askere gidiyor. Beni askere çağıran yok. Şehit olmuş adamı nasıl alsınlar askere? Her yıl yaşıtlarım askere gidiyor. Ben evde kaldıkça içim kan ağlıyor, kanım kuruyor. Askerden tezkere alıp dönen yaşıtlarım bile var. Utancımdan kahvelere çıkamaz, pazar yerine varamaz, ortalarda görünemez oldum. Bir yandan da anşe evlenelim diye zorluyor. Hakkı var. Köyün en güzel kızı. Yaşımız geçiyor. Anşeyi isteyen çok. Bana kalsa hemen evleneceğim ya. Babam askerliğini yapmamış evlenilmez diyor. Ben de artık anşenin yüzüne bakamaz oldum. Kızdan kaçıyorum. Bir sabah erken bağa gidiyordum. Anşe yolumu kesip açık açık sordu. Bu iş çok uzadı Yaşar. Neden ananla beni istemiyorsun? Babam askerlik yapmamış olmaz diyor anşe. Doğru. Ben seni bunca bekledim. Askerden dönünceye de beklerim. Neden gitmiyorsun askere?
Bir ayak önce gidip askerliğini yapsana. Ah, alsalar, alsalar bir. Söylemesi kolay kızan şey, ben istemez miyim askerliğimi yapıp da seninle evlenmeyi? Neden almıyorlar? Hep yaşıtların gittiler de döndüler bile askerden. Nüfus kağıdım olmadığından askeri almıyorlar. Neyse ki köyün jandarma komutanı Yaşar'ın askere gitmediğini fark eder. Onu askere yollamak için bir tutanak hazırlar ve gitmesini sağlar. Yaşar sonunda askere gitmeyi başarır ama bu sefer de askerliği bitmek bilmez. Onunla askere başlayanlar terhis olmasına rağmen nüfus kağıdı olmadığı için onun terhisi bir türlü gelmez. O kadar uzar ki askerliği, alay komutanı dayanamaz, askerliği bitmiştir yazan mühürlü bir belgeyi verip onu kışladan salar. Askerden dönen Yaşar, babasının vefat ettiğini öğrenir. Nüfusta yaşamıyor olarak göründüğü için babasından kalan mirası almakta sorun yaşar. Ama babasından kalan vergi borçlarını ödetirler. Bakın Yaşar, cezaevinde kalan tutuklu arkadaşlarına bu durumu nasıl anlatır? Okula gidecekken yaşamıyorum. Askeri alırlarken yaşıyorum. Terhis olacakken yaşamıyorum. Babamın vergisini öderken yaşıyorum. Mirasını alacakken yaşamıyorum. Dilim damağım kurudu abiler. Ocakçı, oğlum çayları tazele. Sevgili dinleyenler, Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz'ın yazarı Aziz Nesin'in hayat hikayesine şöyle kısaca bir göz atalım. Asıl adı Mehmet Nusret olan Aziz Nesin 1915 yılında İstanbul'da doğdu. Kuleli Askeri Lisesi'nde ve Harp Okulu'nda öğrenim gördü. 1944'te askerlikten ayrıldıktan sonra gazeteciliğe başladı. Şiir denemeleri ve gerçekçi küçük hikayelerle edebiyat dünyasına girdi. Sabahattin Ali ile birlikte çıkardığı Marco Paşa dergisinde yayımlanan mizahi hikayeleriyle adını duyurdu. Türk edebiyatının usta mizahçılarından olan Aziz Nesin, mizahı edebiyatın her türünde denedi. Toplumsal hayatın aksayan yönlerini, alaya elverişli kişi, durum ve olayları abartarak güldürücü ve akıcı bir anlatımla verdi. Eserleri uluslararası birçok mizah yarışmasında birincilik ödülü kazandı. Kitapları yabancı dillere de çevrilen yazar, 1995 yılında hayata veda etti. Aziz Nesin, sahnelerde, radyo ve televizyonda oynanan oyunlarıyla da ilgi topladı. Üç Karagöz oyunu ve Çiçu ile tiyatro ödülleri aldı. Yazarın eserlerinden bazıları şunlardır. Şimdiki Çocuklar Harika, Dünya Kazan Ben Kepçe, Azizname, Tatlı Betüş. Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz, yazarın diğer eserlerinde olduğu gibi duru, akıcı ve canlı bir anlatıma sahip. Gelin sevgili dinleyenler, kitaba ara verdiğimiz yerden devam edelim. Yaşar nereye başvurursa başvursun, nüfustaki bilgileri başına dert açar. Kimse onun Çanakkale Savaşı'nda şehit düştüğüne inanmaz ve sonunda bir akıl hastanesine düşer. Başlarda doktorlar da onun akıl hastası olduğunu zannederler ama zamanla hiç de öyle olmadığını anlarlar. Doktor bey, siz de biliyorsunuz, benim aklımdan hiç sorum yok hamdolsun. Evet, biliyorum Yaşar. Biliyorsanız neden beni taburcu etmiyorsunuz? Seni taburcu edemem çünkü nüfus kağıdın yok. Nasıl buradan çıkarayım seni? Hı? Taburcu listesine seni ne diye yazarız? Hastaneden çıkış defterine kimliğin olmayınca nasıl işleriz? Aa, iyi ama doktor bey, nüfus kağıdım yok diye ölene kadar burada mı kalacağım ben? Kim diyor sana burada kal diye oğlum? Git Yaşar git. Kaç git buradan. Sen kaçıp gidersen hastaneden hasta kaçmıştır diye çizelgeden bir hasta düşeriz. Bunun için nüfus kağıdı gerekmez ama taburcu etmemiz için nüfus kağıdın gerekir. Taburcu işlemi başka. Şimdi anladın mı seni niye taburcu edemediğimizi? Anladım efendim. İlk fırsatta kaçar kurtulursun. Aa, ama bu söylediğimi sen benden duymuş olma. Eksik olmayın doktor bey.
Yaşar hastaneden kaçar. Nüfus kağıdı için mahkemeye başvurur. Mahkeme yıllar sürer, sonuç çıkmaz. Anşe'nin babası nüfus kağıdı olmayan Yaşar'la kızını evlendirmek istemez. Anşe ise Yaşar'dan vazgeçmez. Ona olan aşkı bunca engele rağmen bitmez. Duygularını bir mektupla iletir Yaşar'a. Yaşar'ım benim. Sen benden vazgeçmedikçe ben senden vazgeçmem. Babamın dediğine bakma. Senden başkasına yar olmaktansa tatlı canıma kıyarım Yaşar'ım. Bütün dünya sana yaşamıyor dese de Anşe'nin gönlünde yaşamaktasın Yaşar'ım. Sen nereye, ben oraya. Bana bir haber et yeter. Sevgili dinleyenler, Yaşar'ın şaşırtıcı hikayesi bunlarla da bitmez. İstanbul'a gelir, iş aramaya başlar. Nüfus kağıdı olmadığı için iş bulamaz. Çalmadık kapı bırakmaz ama kimse ona iş vermeye yanaşmaz. Anşe'nin ısrarıyla onu da İstanbul'a getirtir ve ona bir evde iş bulur. Sözde Anşe'yi İstanbul'a getirttim yanımda olsun diye. Ama gidip göremiyorum ki. Eskisinden çok özlemeye başladım Anşe'yi. Çalıştığı Güher hanımefendinin köşkü Boğaziçi'nin uzak bir yerinde. Yol parası da çok tutuyor. Bir sabah erkenden çıktım yollara. Yayan yapıldı. Git ha git. Öğleden sonra Güher hanımefendinin köşküne vardım ama ölü gibiyim. Hem yorgunluktan hem de açlıktan. Kapıyı çalıp Anşe'yi sormaya yüreklenemediğimden köşkün dolayında döndüm durdum. Belki Anşe'yi görürüm, bir yerlerden sesini duyarım diye. Dolanırken bir de baktım, köşkün alt katında, ön yüzü tüm camlı bir yerde benim garip Anşem yerinde bir saniye bile durmadan fır dönüyor. Ne yaptığını bilmesen de uzaktan baksan kız delirmiş dersin. Anşe'nin olduğu yer mutfak gibi, çamaşırlık gibi, yemek salonu gibi her işe elverişli büyük bir yer. Anşe kılığını değiştirmiş, has İstanbul kızı olmuş çıkmış. Şalvarı atıp entari giyinmiş. Zavallının dünyayı gözü gördüğü yok. O yerde bir o yana bir bu yana koşup duruyor. Yahu kızın soluklanmaya vakti yok. Kendini o makineden bu makineye, elektrikli ızgaradan telefona, telefondan çamaşır makinesine, oradan hava gazı fırınına fır dönüp duruyor. Makineden makineye koşup durmaktan sanki kendisi de makine olmuş. İnsanı bırak, makine olsa dayanmaz buna. Anşem'i görünce ağlayasım geldi. Bunca işleri de ne zaman, kimden öğrenmiş benim hamarat Anşem? Şaştım kaldım. Nüfus kağıdı olmadığı için koca İstanbul'da başına gelmedik kalmayan Yaşar'ı dinleyenler sürekli kara kaplı Nizami Bey'den bahsederler. Bu şahsın büyük miktar para karşılığında ona hemen bir nüfus kağıdı bulacağını söylerler. Yaşar sevinir, cezaevinden çıkana değin para biriktirmek için elinden ne geliyorsa yapar. Taştan ekmeğini çıkarırız sözündeki beceriklilik, Yaşar Yaşamaz'ın ekmeğini çıkarmaktaki becerisi yanında hiç kalırdı. Yaşar Yaşamaz, cezaevinde düştüğü sıkıntı sonrasında havadan ekmeğini çıkarmaya başlamıştı. Yalnız ekmek parası değil, ekmek parasının ötesinde de para kazanmanın, para biriktirmenin yollarını arıyordu. Çünkü cezaevinden çıkarılmasına az kalmıştı. Artık kara kaplı Nizami Bey'in de kim olduğunu öğrenmişti. O bir tek kişi değildi. Birçok, pek çok kara kaplı Nizami Beyler vardı. İrili ufaklı, yaşlı genç, orada burada, her zaman, her yerde vardı onlardan. Yeter ki insan kara kaplı Nizami Beylerden birisini görünce onu tanısın ve dilinden anlasın. Hele bir çıksındı cezaevinden,
Nasıl olsa Kara Kaplı Nizami Beylerden birisini bulacağına inanıyordu. Bunca aydan beri cezaevinde boşu boşuna yatmamıştı ya. Bulmasına bulacaktı ama bunlara cepte para olmayınca iş yaptırılmazdı ki. İşte bu yüzden Yaşar Yaşamaz'ın para biriktirmesi gerekiyordu. Her akşam koğuş arkadaşlarına başından geçenleri anlatarak, saz çalarak, ozanlık ederek onlardan aldığı 3-5 kuruşla ancak karnını doyurabiliyordu. Yaşar, cezaevinde para kazanmanın çok çeşitli yollarını dener. Tutuklulara yemek yapıp satar, tutukluların eski kıyafetlerini alıp satar, ziyaretçi günlerinde hediyelik eşya satar ve hatta kimsenin kalkışmayacağı türde işlere bile kalkışır. Bir yandan para kazanmak için her yolu denerken, diğer yandan hikayesini arkası yarın gibi tutuklu arkadaşlarına anlatmaya devam eder. Dinleyenler de öyle bir alışkanlık yapar ki, her gün hadi Yaşar, sonra ne oldu diye sorup dururlar. Dinledikleri olaydan sonra da bu kadarı da olmaz diyerek hayıflanırlar. Evet sevgili dinleyenler, Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz adlı romanı merakla ve tek solukta okuyacaksınız. Sizi biraz daha meraklandıralım. Acaba Yaşar nüfus kağıdına kavuşabilecek mi? Anşe ile evlenebilecek mi? Cezaevinden çıkabilecek mi? Kara Kaplı Nizami Bey'i bulabilecek mi? Bütün bu soruların cevapları romanda saklı. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın sevgili dinleyenler.